Çakal Ağzı'nın 2,5 kilometre kuzeybatısında çevre halkının etrafa arsızca yayılmış yüzlerce Delice ağacı sebebiyle Delice Tepesi adını verdiği mevkide harabenin içinde Meryem yere oturmuş Aliço'nun gelmesini bekliyordu. Nerede kalmıştı bu adam? Yılmıştı artık bu ıssız, karanlık yerde ürpere ürpere onun yolunu gözlemekten. Kim bilir nerede oyalanıyordu yine. Tam 8 aydır tek bir buluşmaları yoktu ki Meryem ağaç olmasın. Haytanın teki olduğunu bilmeyen Aliço'yu dünyayı kurtarıyor da o yüzden vaktedar sanırdı. Oysa 2 ay öncesine kadar düzenli bir işi bile yoktu. Dul anasının 3 kuruş parasını tırtıklayamadığında gündelik işlerle yolunu bulur, cebindeki bitene kadar da yan gelir yatar, yine de her yere geç kalırdı. Kahveye, cumaya ve Meryem'e. Gündüz gözüyle sevimli bile sayılabilecek harabe, akşam saatlerinde çevresinde heyula gibi kollarını açmış duran delicelerinde yardımıyla korkutucu bir hal alıyordu. Zamanında kasabayla köy arasında tünel yapılacağı söylentisi alıp yürüdüğünde, kendini uyanık sanan bir yatırımcı, buraya bir otel kondurmaya karar vermiş ve daha tünel kararı çıkmadan arsayı alıp inşaat için kolları sıvamıştı. Gel zaman git zaman o tünelin açılmayacağı ortaya çıkınca, uyanık yatırımcı arsayı kahveci Hıdır'a aldığından bile ucuza satıp gitmişti. İşte o hiç yapılmayan otelin inşaatında çalışacak işçiler kalsın diye oraya dikilip sonra da çürümeye terk edilen bir kulübecik bir süredir Meryem'le Aliço'nun aşkına yataklık ediyordu. Harabe ilk yıllarında henüz daha harabe değilken Meryem'le Aliço'nun da aralarında olduğu macerasever çocukların oyun alanıydı. Endişeli aileler heyecan peşindeki çocuklarını "Orada yatır var, sakın gitmeyin." diyerek ve türlü tuhaf hikayeler anlatarak oradan uzak tutmaya gayret etmişlerdi. Ancak uydurdukları tüm hikayeler bu minik evi çocukların gözünde iyice merak uyandırıcı hale getirmekten başka işe yaramamıştı. Ana babaların korku hikayeleri ve hurafelerle başaramadığını, zaman kendi yöntemiyle başarmış ve yıllar içinde kulübe gözden düşmüş, arkadan gelen kuşak orayı bir öncekiler kadar ilginç bulmayınca sessiz sedasız çürümeye terk edilmişti. Meryem oflayarak ayağa kalktı. Uyuşmuş bacaklarını açtı. Sadece iş olsun diye üstünü başını düzeltti ve tedirginlikle dışarıdan gelen seslere kulak kabarttı. Böyle tek başına beklediği akşamlarda o eski hikayelerin uydurma olduğunu bilmesine rağmen içi bir tuhaf olurdu. Tamam, arsada yatır olduğu yalandı. Ama olmadığından nasıl emin olabilirdi ki insan? Tam adam gömülecek yerdi burası. Issız, karanlık, sapa. Ben birini öldürsem getirir şu çalıların ardına teperim diye kim bilir kaç kez geçirmişti aklından. Adı gibi emindi buralarda gömülü cesetler olduğundan. Başka bir gece olsa burada beklerken yine huzursuz olurdu. Her karaltıyı birine benzetir, her çıtırtıyı şerre yorardı. Ama bu gece hayaletlerden ve katillerden daha büyük korkulara kapılmış haldeydi. Vaktiyle anlatılan hikayeler arasında köyün andavallısıyla evlendirilen kızın hikayesi olmadığından hazırlıksız yakalanmıştı Meryem. Pervasız küçük pencereden sızan ay ışığı upuzun siyah saçlarını ve endişeli yüzünü aydınlatırken harabeyi arşınlamaya başladı. Üzerine hemen hemen bütün mal varlığı olan 4 çiçekli elbisesinden en yenisini giymişti. 2 sene önce anasına yalvar yakar olup kasaba pazarından aldırmıştı. Ellerini arkasında kenetlemiş yürürken kafası düşüncelerle öylesine doluydu ki hırsla çiğnediği damla sakızı yüzünden ağrıyan çenesinin bile farkına varmıyordu. Oysa o kadar çok ağrıyordu ki çenesi. Tamı tamına 8 aydır ilişkilerinin başından beri bu harabede buluşuyorlardı Aliço'yla. Ortalığı biraz temizlemişler ve yere bakkaldan aldıkları karton deterjan kolilerini sermişlerdi. Ama daha fazlasını yapmaya çekinmişlerdi. Ne olur ne olmaz bir gelen olur diye minder bile atamamışlardı yere. Yazın durumları iyiydi. Hemen her gün buluşup sevişiyorlardı. Ama kış zor geçmişti. Birkaç defa kara soğuklarda gelmeye teşebbüs ettiklerinde havanın ayazı şalvarlarına düşen ateşi bile söndürmüştü. Onlar da başka çözümler bulmuşlardı geçici olarak, tehlikeli çözümler. Aliço'nun ıslığını duyunca Meryem'in etekleri zil çaldı, koştu kapıyı açtı. Gece teklifsiz içeri dalarken genç adam kapının ağzında dikilmeye devam etti ve her zamanki sorusunu sordu. "Görmedi değil mi seni kimse?" "Yok, gördüler de ben umursamadım," diye terslendi Meryem. Siniri tepesindeydi, buna rağmen gülümsedi. Aslında gülmekten daha çok alay eder gibi kıvrılmıştı ağzı. Ama altında bir şey aramak doğru olmazdı. Çünkü onun gülüşü böyleydi. Aliço da gülümsedi. Meryem bir an için öfkesini unuttu ve özlemden uzamış kollarını sardı Aliço'nun boynuna, beline, karnına, bacaklarına. Bitmek bilmedi dolanması Meryem'in.
İki boy, dört boy, altı boy, sekiz boy derken kesilmedi uzaması kollarının. Kapı aralığında ceryanda akşam vakti, Aliço'nun boynundan uzun yolların kokusunu çekti içine. Binlerce kilometre yol, o yollardaki ağaçlar, kuşlar, benzinlikler, çizgiler, çimenler, evler, insanlar, arabalar, traktörler, mobiletler, virajlar, kavşaklar, sesler, raihalar. Bir boyuna nasıl sığdı diye düşünmedi. Kendisiyle fazla konuştuğu zaman olanları bildiğinden epeydir sadece başkalarıyla konuşuyordu ve aklının sorduğu soruları duymazdan gelip yanıtsız bırakıyordu. Kendisiyle kendisi arasında bir nevi küslüktü bu. Ama tam bir küslük de sayılmazdı. Daha ziyade gizli bir ilişmezlik ya da kendinden yana bakmazlık olarak görülebilecek bir garip haldi. Aliço Meryem'i içeri itip kapıyı kapattı ve ay dışarıda kaldı. Yıldızlar dışarıda kaldı. Ay ışığı da dışarıda kaldı. Kırık dökük kaldırımlar, tozlu yollar, iğde kokan hava, otların arasında bitmiş kır çiçekleri. Hepsi dışarıda kaldı. Ağustos böcekleri, tembel tembel hışırdayan yapraklar ve o gece usul esen poyraz. Onlar da dışarıda kaldı. Aliço pencere olması gereken camsız boşluktan dışarı baktı. Görebildiği sadece arsanın karanlığıydı ama yine de uzun uzun izledi dışarıyı. Gelen geçen gören var mıydı buraya geldiğini? Oldukları yerden tek bir ışık görünmüyor, tek bir ses duyulmuyordu. Sanki derin bir uyku her yeri kaplamıştı. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Uzaklarda etrafa bozuk para gibi saçılmış evler bir olmuş aynı anda soluyordu. Aliço da üzerine çöken yorgunluğun tesiriyle o derin nefese katıldı. Gözlerini kapatıp nefes aldı. Nefes verdi.